övmesen de beni gelmesen de labali 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 lap 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 lap. Yarim nerede? Arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bugün size inanılmaz bir şey yapacağım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Engin Harikalar Diyarı konseptinde video. Bugün Engin Harikalar Diyarı'nda. Videomuz neredeyiz şu anda arkadaşlar? Harika bir stand-up yapacağım size. Sohbet, ana, stand-up ne derseniz deyin. Bunun ismi ne yani ne derseniz deyin. Size kalmış. Ama işten özlem ve gerçekler. Arkadaşlar şu anda yeşil bir alandayız. Dedim ki yeşillik olsun zaten evdesiniz. Bunalmayın. Alın kardeşim aysinizi, çekirdeğinizi, yemeğinizi. Tamam mı? Yanına da çok güzel böyle suyunuzu alın. Bilgisayarın başında oturun. Yani yiyin yani. Çekirdeğinizi yerken beni izleyin. Yani bu sevmediğim kelimelerde bu sesi söyleyeceğim bak. Bunu yapacağım. Sevmediğim kelimelerde. Buna hazır olun bak. Diyelim ben bir kelime sevdim. Bunu yapacağım. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Bak mesela ben bir kelime sevmedim. Mesela. Yani bu tarz bir ses yapabilirim. Dikkatli olun. Arkadaşlar bugün size ne anlatacağım biliyor musunuz? Anlatacağım şeyi size söyleyeyim. Ama sırf yani beni izleyenler arasında bir bağ diyebiliriz yani buna. Anlatıyorum. Askerlik. Askerde bir gün uyandım. Bak yani bir gün. Çünkü asker o kadar uzun ki yıllarım gitti yani. Uzadı uzadı. Neyse. Abi böyle içeri girdiler bak. Tak 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 bir anda geldi içeri. Tamam mı çavuşlar falan. Hadi kalk nereye? İğne vurulmaya. Hayda. Ne iğnesi ya? Ya ne iğnesi? Hadi kalkın gidiyoruz. Tetanoz muydu ya? Tetanozdu galiba. Evet tetanoz. Yani tetanoz hani askerde diyelim elinize bir şey battığında falan. Hani hastalık geçmesin. Neyse. Abi sıra var. Bak yemin ederim ki inanılmaz bir sıra. Çok fena. Hiç bozma bu arada kamerayı. Geçen geçsin. Spor yapanlar var arkadaşlar. Onları da çek. Şu anda FBI geliyor. Dur. Hiç bozma. Hele. Şimdi çok inanılmaz bir şey anlatacağım size. Bakın şimdi. FBI gitti mi? Bunlar CIA galiba. CIA. Keşke beni görmeyeydi. Bunlar beni izlemeye geldi. Neyse. Şöyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi inanılmaz bir şey oldu. Ne oldu? Askerde böyle içtima var. Nereden baksanız yani bir 750 adam var. Tamam sıraya geçtik. İğne vurulacağız. Ya ben böyle iğne vurma görmedim. Gel. Bak mesela şu benim. Tamam mı? Bu ağaç benim. Tamam bu ağaç benim. Ağaçtı abi bir tane. Doktor bile değil hepsi asker. Tamam mı? Oturuyor yani. Ağzında sigara. Bak. Benim gördüğüm şu bak. Hani derler hani şöyle yaparsın ya. Hani şimdi sıyıracak böyle işte. Yavaş yavaş vuracak. Ne öylesi böyle bak. Kimsin? Geç. Tak. Ne yaptın? İzledin mi lan programı? Geç. Tak. 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 Devamlı böyle bak. Gerçek değil mi? Böyle. Tak. 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 Ben bir baktım motora bağladılar. Abi yemin ederim bak yani geçerken bak ben böyle geçtim bak. Geçtim tak. Yeri geçtim böyle bak. Böyle yürüyorum bak. İğneyi yiyen gidiyor. İğneyi yiyen gidiyor. Şimdi buradan nereye çıkalım? Tabi askerlik anılarımı anlatacağım. Ha geçen bir yeni yedim mesela. Şeyde. Gerçi orada askeri aratmıyor. Ben de bu arada aşım vuruldum. Yani aşım vuruldum arkadaşlar bu arada. Aynen. Aşım vuruldum. O da yani bir askeriyi aratmıyor. Yani askeriyi aratmıyor. Çok güzel bir aşı vuruldum. Hakikaten aşı vuran hemşireye teşekkür ederim ben. Buradan çok ilgilendi. Çok ilgilendi kendisi. Hakikaten. Ama bir ızdağım vardı. Kağıt ızdağımı. Yani hadi anlatayım. Abi aşı olmaya gidiyoruz. randevu 11'de. Bakın erken gittik. Şu an kamerayı çeken arkadaşla beraber gittik. Tamam mı? 3 arkadaş gidecektik biz. Bir tanesi rahatsızlandı. İstifra etti. Yani bir şey oldu. Bir tanesi gelemedi. Sevdiğim bir arkadaşım rahatsızlandı. Gelemedi. Dedi ki özür dilerim gelemiyorum. Dedi ki estağfurullah. Yani öyle. Şu an beni çeken arkadaşım ise beraber gittik. aşı olmaya gittik. Abi saat 11'de randevu. Saat 9'a biz 8.30'da oradaydık. Saat mat hikaye. Biz gittik. Neyse. Tam gireceğiz dediler ki kağıt al kağıdı imzala. Tamam mı? Gittik hemen oradan kağıda. İmzamızı attık. Bilmem ne yaptık. Dön. İmzamızı attık. Şöyle. İmzamızı falan attık. Ondan bu gerçek yani. Ondan sonra işte isim soyisim falan filan yazılıyor. Yazıldıktan sonra da sen de beraber ettin mi biz bunu? Aynen. Ondan sonra
imzadan sonra hemen 5 dakika sonra bir gidelim bakalım dedik hani. Ne var ne yok bakalım dedik. Abicim saat 11 hikaye ya. Hiç, direkt kafana göre rastgele giriyorsun. Kafana göre rastgele giriyorsun yani. Gittik direkt sağ olsun orada iğnemizle vurulduk. Ben şey vuruldum mesela. Bakın ben mesela BioNTech vuruldum ama şeyden sonra aşıdan sonra konuşmam değişti. Mesela aşıdan sonra mesela farklılaştım. Ya nasıl farklılaştım? Ben BioNTech vuruldum, Almanca konuşmaya başladım. Yani durup dururken mesela arkadaşıma şunu diyorum bak. Hello doc. Geto, goto, goto hello. Mesela kendi kendime farklı bir şeyler konuşmaya başladım. Yani Almanca konuşmaya başladım ben. Bende galiba yankısı bu oldu. Hatta şey diyorlar, 15 dakika falan bekleyin diyorlar Alman açısından BioNTech'te de. Biz ne bekleyeceğiz? Gittik poğaçayma gittik hemen. İğneyi vurduk, poğaçayma gittik arkadaşla beraber. Beklenirip de işte can tesisinden az. Almanca vuruldum. Bir de şöyle bir söylenti var. Ne kadar doğru. Yani çip muhabbeti var. Ben kendim bildim bileli 20 yıldan beri çip muhabbeti var bunda. Neyse o. Efendim gidiyorsun da işte iğne mRNA aynası. İşte iğneye vuruyorsun da çip giriyor. Mesela bana çip girdi. Şu an beni kontrol ediyor oradan Amerika. Bakın. Görüyor musunuz? Şu an ben kontrol altındayım. Böyle. Yönlendiriyorlar beni. Bak ayağım, beynim buraya gidiyor, ben arkaya gidiyorum mesela. mRNA aşısı. Ya bunların hepsi hikaye arkadaşlar, hakikaten. Yani böyle bir şey varsa da geçmiş olsun. Şu an çip benim içimde ama ne derece inandırıcı. Yani herkes yapıyor. O yüzden tüm sağlık çalışanlarına, tüm hemşirelere, yani tüm bu aşı için uğraşanlara, halkımıza verenlere teşekkürlerimi iletiyorum ben buradan. Çünkü önemli bir şey bu aşı. Yani sonuçta insanlık için. Bin bir coğrafyada insanların hala aşıları yok. Ne derece olur ben bilmiyorum aşı şey mi hani ya ama sonuçta bu aşı. Aşıyla umarım her şeyden kurtulur. Neyse. Yani aşılar diyarına girdik öyle söyleyeyim. Askerde aşı, sivilde aşı böyle gidiyoruz yani. Askerden aklıma geldi şimdi benim bu. Ben BioNTech vuruldum, Alman oldum. Şu an Almanım mesela. Mesela Alman oldum. Adam mesela ne bileyim Sinovac olsa Çince konuşacak. Demek ki bu adamda. Adam Çin olacak. Bir anda Jackie Chan'a bak. Mesela Sputnik var. Daha gelmedi değil mi? Geldi mi Sputnik? Yok. Ses ver oğlum, ses ver. Geldi mi gelmedi mi? Aynen geldi. Geldi mi? Geldi. Biliyor musun? Ben bilmiyorum. Neyse. Sesini değiştirme. Neyse şöyle söyleyeyim. Abi Sputnik gelse Rusça, hani Rus aksamına gireceksin. Bu sefer de Rus olacaksın. Bir anda hani ne bileyim yani Darcy Diving bilmem ne. Hani Rusça değişik bir adam olacaksın yani. Belki de Rusça olacaksın. Farklı. Çince. Darcy Diving Rusça. Almanca. Get the fuck out of my house. Hani Alman oldum bir anda. Türk aşısını daha bilmiyorum. Türk aşısı da geliyor yolda. O anda vuruldun mu direkt bağcılara bağlayacaksın. Herhalde öyle görünüyor. Vallahi aşı mevzusu enteresan ya. Çok beni güldürüyor yani. Abi ben geçenki manzarayı unutamam. Bak ben kendim vuruldum ama yok böyle bir manzara ya. Yani koskoca hastanede yemin ederim ki milyonlarca insan var ama bilmiyorum yani. Değişik bir yöntem. O imza attık ama neye attık? Onu da bilmiyoruz. Ölsek gitsek adımız sanamız duyulmayacak. Yani sorumluluk yok yani. Kedi gibi ölebilirsin. Evet. Engin harikalar diyarında. Şu anda kendisi Amazon ormanlarında. Burası Amazon. Nasıl, güzel mi? Çek et. Amazon'dayız. Çek çek çek. Ama güzel çek bak ya. Bak kızarım bak sana ha. Beni çek, beni çek. Sevmediğim yerlerde dil çıkartacağım. Bir de şu hareketi yapacağım bak. Ya da değişik bir hareket. Neyse. Ya bunların hepsi tabii ki reytik olsun diye diyorum. Deli değilim de. Şimdi arkadaşlar bakın şu etrafa bak. Kuşlarla beraber size stand-up yapıyorum. Daha ne istiyorsun? Bak. İlerleyelim mi oraya biraz? Gel bir ilerleyelim. İnsanlar bizi görmesin. Gel. Hakikaten gel. Aynen. Ormanda stand-up. İlk defa yapıyorum. Gel gel gel. Çekim kalitesi iyi olsun arkadaş. 4K istiyorum he. Nasıl? Buradan nasıl görünüyorum? Baksana bir. Ha?
İyi miyim böyle? Sizin için kendimi yakıyorum şu an. Şuradan 200 derece sıcaklık geliyor bak. Abi ensem yandı bak, yemin ederim. Şuradan bir ışık geliyor. Ben şu tarafa bakamıyorum. Nasıl ışık görünüyor mu? Bu nasıl ışık abi ya? Doğanın mucizesi arkadaşlar. Sizin için bak nerelere geldim. Neyse. Evet, böyle bir şey. Askerdeyim. Abi. Arkadaşı. Arkadaşı inanılmaz yere götüreceğim. Arkadaş azgın bir arkadaş, duramıyor yani. Şöyle söyleyeyim, sabaha kadar ranza titriyor. Böyle gibi tıkır 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 böyle titriyor ranza. Ne yapalım, kalktık. Engin gidelim, nereye gidelim? Abi bir tanesi oradan diyor ki gidelim şey, hani askerlerin gittiği meşhur bir yer vardır. Yani beni söyletmeyin, öyle bir yer. Gidelim gidelim, hadi işte gençlik menşik. Kuşlara bak, elimde şimdi kuşu yakalayacağım size burada, neyse. Gidiyoruz abi. Askerlerin gittiği mekana gidiyoruz. Çay içmeye değil ama öyle söyleyeyim. Askerlerin kuşlara bak Allah'ım. Bak bak bak, sizin için efekt verdim. Şuları çek. Efekt yarattım. Neyse. Gel. Buradan çeksene benim. Yüzüm nasıl görünüyor? Eğil bakayım. Kameraman eğil. Yüzüm nasıl görünüyor? İyi mi? Ha, tek göz kapalı çekeyim Johnny Depp gibi. Neyse. Şöyle söyleyeyim. Askerlerin gittiği meşhur bir yer var. Tamam mı? Ama çay içmeye değil ha. Yani... Bir tanesi devamlı şeyinin derdine düşmüş. Neyse. Gittik. Ankara'da meşhur bir yer. Pembe. Neyse. Gittik abi oraya. Abi bak, yemin ederim şaka yapmıyorum size. Şimdi ben kendim şey yapmadım. Yani ben kendim girmedim. Yani ben kendim bilen bir insanım. Yani yasaldı ama girmedim. Neyse abi, geçiyorum buraları. İçeri bir girdim. İçeri bir girdi abi arkadaş, bayıldı hemen. Nereden baksan bir yıldan beri görmüyor, kadın görmüyor, bayıldı, direkt düştü. Benim bir anım o. Kapıyı açtık, bir anda 4 tane bayan bir geldi, düştü. Arkadaşı geri çıkarttık, 4 kişi. Benim anım bu kadar, başka anım yok askerlikle ilgili. Ondan sonra geri döndük. Çocuk 3 ayda kendine geri geldi. Nasıl erkek gördüyse askerde, yani sadece bir kadın gördü. Dedi ki hoş geldin canım, dedi, yere düştü. Kapıyı açtık, böyleyiz bak. 4 kişiyiz, ben zile bastım. Arkadaş, ben arkadaşım, tamam mı? Kapıya bastık, kadın bile attı bak. Hoş geldin yavrum, dedi. Arkadaş dedi bak, tak yere bir düştü. Yere kaldırdık, götürdük. Benim tek maceram bu oldu. Bak şaka değil bunlar. Şaka değil bunlar bak. Hakikaten aldım götürdüm yani. Deli bunlar ya. Lan ne olacak? Yani düşünün bak. Çocuk ceza iyi askerliği yanmış gitmiş. Hani bir de arkadaşımız böyle şeydi. Hem hep erkek hem de azgındı böyle. Bayağı azgın kurttu. Bayağı bir. Kurttu yani, kendisi azgın kurttu. Böyle bir anım var. Yani çok detaylarına girmiyorum. Sonuçta bizi çoluk izliyor, çocuk izliyor. Hani bir sürü insan izliyor. Amacım burada keyifli dakikalar size sunmak. Öyle değil mi? Kameraman. Bir şey söyle oğlum, dilini mi yuttun lan? Bana sus deme. Konuş. Yani o kadar diyorum. Neyse. Sırtımla kafam yandı. Gölge gidelim mi? Ne dersin? İlerleyelim. Gel. Dön. 180 derece dön. Dön yavrum, dön. Heh. Şöyle gölgeye gel. Ha, beni yüksekten çek. Boyum uzun görünsün. Heh. Şimdi arkadaşlar, askerde ya, tabii ki askerlik anılarım çok. Şimdi bu bir püf noktası. Bak bir gün, şaka yapmıyorum. Askerdeyiz, boynunu da alabilirsin beni. Askerdeyiz. Şöyle söyleyeyim. Mesela askerde enteresan şeyler oluyordu. Yani her uyandığınız zaman farklı bir şeyle karşı karşıya gelebilirdiniz. Mesela altlar vardı, üstler vardı, komutanlar vardı. Çarşı izinleri çok güzeldi. İnanılmazdı çarşı izinleri. Çok güzeldi. Ben bayılıyordum yani çarşı izinlerine. Yani ne bileyim. O atmosfer farklı ya. Bir kere ceza almışız, tamam mı? Gülmekten ceza aldık. Tamam, askerdeyiz. Arkadaş başımızı yaktı. Tamam mı? Neyse, gülüyoruz. Elimizde pet var. Kışın kar yağıyor. Abicim, saat 12'de biz uyandığında ceza verdiler bize. Gittik. Bak, hayatımda ben böyle yemekhane görmedim. Yemekhane ne kadar biliyor musun? Bak, şu alan var ya, şu alan. Şu alan yok mu, şu alan? Şu alan kadar yemekhane. Yani içinde her şey, bin bir türlü şey var. İçeri bir girdik abi. Adamlar biri Müslüm dinler, biri kafayı yer. Yani uçmuş gitmiş hepsi. Öyle söyleyeyim. Abi yemekhanede bir çalışıyorlar. Hayattan küsmüşler.
sağ olsunlar yani bir patates getirdiler tamam mı arkadaşlar? Dediler ki bunları soy dediler tam ceza olarak hani patates soyacaktı o. Ben de börek açacaktım ceza olarak. Börek falan hani açılıyor bazı yerlerde. Bazı kısımlarda. Arkadaşım yani şöyle söyleyeyim ağlaya ağlaya 2 saat açtı. Ondan sonra bizi bıraktılar, azat ettiler, serbest bıraktılar hani. Teşekkür ettik biz, bizi sevmişler hani. Ama yani onu sürekli yapanlar var, üzülüyordum yani. Ben hakikaten zor yani öyle söyleyeyim. Ama gidin görün güzel yer askerlik. Askerdeki maceralarım hani bundan ibaret değil, bir sürü. Yani askerde bir de şu şöyle bir şey var, rap 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 eğitimden var. Ya benim ayaklarım nasıl acıyordu ya. Botu, arkadaşlar botu giyiyorsun, bir de bot ezmece var. Mesela yeni bot giyenler belli, sen onu ezdin mi hiç botun arkasını? Abicim botu arıyorsunuz, bak botu ezmezseniz şu arkada yarı yapıyor tamam mı? Öyle bu kadar yarı yapıyor. Ben botu aldım. İlk önce böyle üzerinde böyle hopladım bak. Bot ya bu, hopluyorsun tamam mı üzerinde? Arkasını kırıyorsun botun rahatlaması için. Ondan sonra eğitimlerde mesela gösterilerde mesela 19 Mayıs ya da şöyle söyleyeyim ben. Mesela şöyle söyleyeyim ben. Atatürk mesela Atatürk'ün şeyi mesela. 19 Mayıs. Başka ne gösterileri var? Hı? Başka ne gösterisi var? Hı? Konuş konuş sıkıntı yapma. Konuş ya utanma. Böyle yapma dur dur. E diyelim 19 Mayıs tamam mı? Gösteri var öyle söyleyeyim ben. Gösteride şöyle söyleyeyim. Gösteride yürüyüş yapacağız tamam mı? Botla beraber. Yürüyüş yaparken de arkadaşlar o ayaklarınıza sizin vuruyor. Hani rap 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 diye ayaklarınızı devamlı olarak vuruyor. Vurmasın diye onu eziyorsunuz. Dur bir saniye. Öyle. Şöyle söyleyeyim. Bu biraz yoğunlaştı arkadaşlar burası. Şu an bayağı bir arkadaş toplandı yani burası şu anda. Merhaba. Toplandı arkadaş bayağı. Şu anda gösteri hızıyla sürecek. Yani aşırı hızlı sürecek. Belki devamını çekmeye devam ederim. Kalabalık arkadaşlar şurası biraz uzaklaşsın. Biraz yoğunluk azalsın. Öyle çekmeye devam edeceğim. Umarım beğeniyorsunuzdur. Çekmeye hemen geleceğim. Devam edeceğim. Böyle bir atmosfer yaratmak isterim ben size. Çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Çekime devam ediyoruz. 19 Mayıs rap 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 orada kalmıştık. Mesela örnek veriyorum. Özel bir gösteri diyelim askerliğe. Özel bir gösteri var. Botları falan giyiyoruz. Botların arkası çok acıtıyor. Yani gidenler bilir. İnanılmaz. Bacağım kokuyordu benim. Öyle böyle değil yani. Neyse. Gidiyorsun. Rap 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 diyorsun. Hani rap 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 ilerliyorsun. Rap rap ilerliyorsun da bacak peki ölüyor bacak. Diyor ki ilerleme. Ama komutan diyor ilerle. İlerleme ilerle. Bacağın elinde kalıyor en son. Tabii gece. Enteresan. İnanılmaz acıyor. Gidiyor yani. Ama ne değerliydi biliyor musunuz? Hani bunları geç. Botu ezmeyi falan. Botu ben bir de şunu söyleyeyim. Çekiştirenler var. Çekişti. Adam dövüyordu botu böyle. Deli gibi. Öyle böyle dedi. Felaket bir şekilde. Şunu söyleyeyim. İnanılmaz bir şekilde şey değerliydi yani. Ne bileyim yokluk vardı ya. Yani yokluk vardı ama yokluğun içinde de varlık vardı. Mesela paran varsa varlık vardı. Paran yoksa yokluk vardı. Enteresan bir şeydi. Abi böyle yemek arabası geçiyordu. Biz de Acemi'ndeyiz tamam mı? Kütahya'dayız. Yemek arabası geçiyor. Bak yemin ederim ki böyle ufak seyyar. Şey İpragaz arabası gibi. Onun arabası gibi ama o değil. Hani küçük var ya böyle gidiyor. Küçük böyle mini arabalar var böyle gidiyor adam böyle. Şişko bir adam vardı 170 kilo böyle. Çocuklar ekler ister misiniz diyordu anladın mı? Arabanın içinden böyle. Biz hatırlıyorum. Gidiyordu böyle bölükte geziyor tamam mı? Bölükte araba geziyor. Şey gibi sanki. İpragaz gibi böyle. Değişik bir araba vardı ufak. Abi millet bir saldırıyordu. Şimdi parası olan saldırıyor. Oradan ekler alıyor. Genelde ekler, çiğ köfte, baklava vardı. Denk geldi bize. Biz de aldık ya. Bir kıymetli arkadaşlar var. Öyle bir yani baklava. Baklavayı şuraya saklayanlar vardı. Bitmesin diye. O kadar değerli yani. Çok değerliydi askerlikte. O baklava olsun, yiyecekler olsun. Ne bileyim parası olmayanlar böyle bir kenara oturup ağlıyordu. Zenginler gidiyordu. Şunlara bak diyordu falan ağlıyorlar. Hadi ne yapıyorlar? Yani bir grup vardı böyle. Şey tayfası vardı böyle zengin. Onlar ayrı takılıyordu falan. Tamam mı? Hani şeyler var. Parallar var mesela. Parallar zaten apayrı. Parallar apayrı. Onlar paralı. Apayrı.
Öyle söyleyeyim. Paralılar apayrı. Parasızlar apayrı. Ya bir ayrım vardı mesela. Kısa dönemler vardı. Onlara böyle bakarlardı. Bunlar niye çömüyor ya? Bunlar niye çömüyor derlerdi. Bunlar niye çömüyor? Abi çömmek vardı. Siz çömdünüz mü bu arada? Yani hiç çömelme kalkma yaptınız mı? Konuşabilirsin. Çok. Abi yemin ederim hayatımda ben bak şunu görüyorum. Şaka değil bunlar. Arkadaşlar çömelme nedir ben bilmiyormuşum. Allah belamı versin. Bak şöyle. Ördek yürüyüşü yap. Bak şöyle mi çömüyordunuz böyle mi? Bak şu hareket var ya. Aynen bak, ikisi de. Bak şu hareket. Hani normalde çömeliyorsun değil mi şöyle bak. Buna çömelme değil mi? Bu çömelme mi? Bak, doğru. Böyle çömeliyorsun ya. Abi ben normalde buna 3 dakika dayanabilirim. Bak şuna. Bak yemin ederim 4 saat. Çocuk artık ağlıyor, gözünden yaşlar akıyor. 4 saat bakmış. Böyleyiz bak biz. Bacağım kopuyor. Eyvah. Kalkan düşüyor. Bak şaka değil. Bir çömeliyorduk biz 1,5-2 saat. Yani çömelmek neymiş ben bilmiyordum. Ya insan arkadaş çömelir de kardeşim bu kadar çömelmeyiz ki. Hani çöm kalk çöm kalk diyorlar ya dediğiniz gibi. Acem Birliği'nde en benim stresli olduğum şey çömelmekti. Bir çömüyorduk böyle. Ya bir çömüyorduk abi. 3 saat 4 saat ya. Yani can var yürek var hani bitiyordu. Hareketler vardı. Enteresan ya ne bileyim yani inanılmaz değil miydi yani çömeliyor muydunuz? Çömeliyorduk tabii. Aynen. Ne diyorsun? Yani kısa dönemler çömelmiyordu. Sürünmeyi anlat bakalım. Ya of sürünme mesela kertenkele oluyorduk biliyor musun arkadaşlar? Askerde. Ceza olaraktan. Ceza aynen. Bir askerin hatasını aynen. Tüm bölü çekiyordu. Öyle bir şey var. Mesela bir tane gerizekalı asker, salak asker bir şey yaptın mı? Abi arkasında hepsi aynasını çekiyordu ya. Lan suçum günahım yok. Görevimi itinayla yapıyorum tamam mı? Mis gibi bottanım giymişim, çekmişim, hazırım tamam mı? Abi eşeğin tek orada bir eşeklik yapıyor. Bütün bölük, bak yemin ederim ki bütün bölük bunu çekiyor. Sürünme hareketlerine bir başlıyoruz abi. 4 saat sürünüyoruz. Şimdi bu iyi bir şey mi? Yani buralar komple gitmiş tamam mı? Gözümüzün feri kaymış. Yani neler vardı? Adam diyor ki baştan sağ baştan say diyor. Bak sağ baştan say. Ne güzel sayıyoruz. Mesela 1, 2 sayıyorsun öyle gidiyor diyelim. Abi diyelim böyle gidiyor diyelim. Kaç diyelim? 200 tamam ya da 150, 90 neyse. Bir tanesi mutlaka hata veriyor ya. Siz oluyor muydu? Mutlaka abi. Nasıl? Ya yanlış söylüyor, ya hata veriyor. Ya bilerek mi yapıyor? Ondan sonra sabah kalkmayı anlat bakalım. Abi sabah kalkmayı anlatayım. Yani mutlaka bir eşe çıkıyor. Yani akıllı asker. Onun yüzünden var ya. Bizi öttürüyorlar. Şimdi sabah kalkışları usta birliğinde benim iyiydi. Hani usta birliğinde fark şu. Yani askere gitmeyen arkadaşlarım, askerlikten korkmayın. Yani güzel bir şey. Hakikaten bak yani önemli bir şey. Ama şunu söyleyeyim. Orada kedi aslanı boyuyor. Onu da söyleyeyim ben size. Kedi aslanı boyuyor. Sabah kalkmasında mesela uyuyorsun. Acemi birliğinde felaketti. Böyle bir şey yok. Yemin ederim sopalarla kalkıyorduk biz. Sopalarla böyle kapılarla vuruyorlardı. Bak torpil atma sopayla kapılarla vurma. Çavuşlar yapıyor bunları. Yani askerler yani. Rütbeliler girmez. Ama usta birliğinde bu yoktu mesela. Sende var mıydı? Hayır bende de yok. Usta birliği rahattı. Usta birliğinde işini yapıyorsan gerisi çok rahat. Acemi birliğe göre rahat. Çok rahat. Bak usta birliğinde çok rahat. Ama bak şayet acemi birliğindeysen yandım. Benim acemi birliğim 2 ay sürdü. Aman aman aman. Rambo oldum valla. Bak normal biri girdim. Rambo gibi çıktım böyle. Kollar, mollar, şişmiş tüfekler falan inanılmaz güzeldi. O yüzden tavsiye ederim askerliği. Yani yapmayanlar varsa. Başka bir şey değil yani askerlik böyle geçti. Yani çalışarak geç usta birliğinde askerlik. Acem birliğinde ise biraz eğitim görüyorsunuz. Onu söyleyeyim ben size. Ekstra olarak askerde yani şöyle söyleyeyim. İnanın bak kamerayı açtığınız zaman aklınıza bir şey gelmiyor. Bak bir de ben hep böyle direkt hani bodoslama giriyorum direkt. Hani içimdekileri anlatıyorum geçiyorum. Hani aşırı plan yapmak istemiyorum ben samimi olayım diye. Ama bak hani aklıma geliyor bazen böyle yürürken düşünürken ya da bir şey çekeceksem. Bundan anlatacağım aslında çok daha fazla şey var. Şu an belki kameranın heyecanıyla insan değişiyor. Ya biliyorsun belki izlemiyorsun ama yani ya bir seni birileri izliyorsa farklı bir ortam oluşuyor. Bu da insanı düşündürüyor. Başka ne? Aklına bir şey geliyor mu senin? Telefon muhabbetleri falan hatırlıyor musun? Aynen aynen. Ha?
Gizli köçe kuytu yerlerde telefonla konuşuyordun. Ankara'lıyla abi ne telefon muhabbetleri vardı ya. Telefon sokuyorduk, tamam mı? Ufak telefonla sokuyorduk, böyle konuşuyorduk. Arkadaşlarla, ailemizle falan. Neler neler ya. Yani yakalandın mı? Yok. Hiç yakalanmadım ama yakalananı gördüm. Yakalanan nanayı yemişti. Öttürmüşler ya, çarşı izinleri falan kilitleniyordu. Bir de çarşı izinleri var. Çok güzel. Çarşı izinlerinde ya geziyorsun. Yeni yani böyle saçını başını falan yapıyorsun ya, saçını falan, tamam mı? Kızlar için işte böyle. Erkeklerin hepsi böyle bir saat saçını yapıyor falan böyle. Sakal dişlerini yapıyor. Niye? Çarşıda böyle kız tavlamak için falan işte. Ama mesela şöyle söyleyeyim. Ya ne söyleyeceğimi unutturdu benim çocuk ya. Biliyorum, yanından geçti şimdi. Daldım gittim. Çarşıda mükemmel. Heh! Çarşıda geziyorsun ya, kızlara falan bakıyorsun. Ya da gideceğin yere gidiyorsun, malum yere. Başka bir şey yok. Askerlik böyle geçiyor. Ya da arkadaşlarına falan böyle gidip bir yere lak lak yaparsın, konuşursun falan filan. Bizim böyle geçti. Başka sormak istediğin bir şey var mı ekstra? Sorabilirsin yani, şunu yaptım. Telefon muhabbeti zaten belli. Herkes sokuyor zaten bir şekilde, gizli bir şekilde sokuyor yani. Hani başka askerlikte artık ne olur? Koş muhabbet, yatak kapma vardı. O yatak benim, bu yatak senin. Hırsızlık? Ha? Hırsızlık. Başta zaten o olur zaten. Bak, meşhurdur yani o da. Şöyle söyleyeyim. Acem birliğinde oluyordu da, usta birliğinde olmazdı. Tabii. Acem birliğinde mutlaka kilitle gidin arkadaşlar. Yani usta iki tane kilit olsun. Vallahi ben de paranoyak oldum. Artık evde bile dolabı, mesela dolap ya şu. Hangi ya? Şu benim dolap değil mi? Dolabı bile ben böyle 2-3 defa bakarım. Kilitledikten sonra. Mesela bakarım ki şey olmasın. Garanti altına almak için. Hani artık hobi oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Pim var. Pim çalındı mı sizin ya? Tüfek pimi falan. Pim çalınıyor mu? Yok. O pimler falan çalınıyordu. Botlar kayboluyordu. Yani mutlaka bir şey yapıyorduk yani öyle. Hani kilitliyorduk. Evet. Aklına başka bir şey geliyor mu? Yoyu sonlandıracağım yavaş yavaş. Tüfek pimi nedir ya? Ha? Tüfek pimi de mi çalıyorlar? Silahların pimi var ya. Pim gittiği zaman şöyle söyleyeyim. Bunda örnek olsun. Pim gittin mi? Yani iki tane pim gittin mi silah çıkar. Hani pim de çalınıyordu. Bot çalınır, pim çalınır. Bitiyor senin hayatında zaman ben değil mi? Ben mesela benim dolabının içinde tüp vardı. Biz melemen falan evet yapıyorduk. Ha. Arkadaşlarla. Bir kere içeri girdi. Onu komutan, nerede yaparsın? Usta birlikte. Usta birlikte. Komutan içeriye girdi. Lan dedi, bu tüp de tüp patlayacaktı az kala. İçeride. Dolabın içine sakladım tüpü. Tüp patlıyordu. Tüp falan sokmuştuk. Ya askerde her şey mümkün arkadaşlar. Otur. Muhabbet yapalım şöyle. Otur. Çök şuraya çök. Konuşalım biraz. Samimi bir ortam olsun. Keşke şurada bir şeyler yaksaydık. Hani olur ya böyle. Ateş yakaladılar ya hani. Ateş falan yakaladılar ya keşke. Keşke biz ateş falan yaksaydık şöyle, muhabbet hani. Aslında bir ara ne yapalım biliyor musun? Cidden bak, bunları geliştirelim. Stand-up'ımız, anılarımız daha büyütelim. Aynen. Cidden aynen, bak, aynen, hem büyütelim, aynen, hem her şeyi atalım. Askerlik anıların demek ki böyleydi ha. O çok, bak sana ne diyorum, inanılmaz. Ya bunlar anı ama gerçek anı, hani şakayla karışık yani. Ne bileyim yani, bunlar var. Çekeriz, atarız yani her şeyi. Yorumlarda belirtme arkadaşlar, beni izleyen arkadaşlar mutlaka yorumlarda askerlik anılarını belirtebilirler. Askeri veyahut da gittiğinde diyor muydum ben, bu ne zaman bitecek bu çile, ne zaman bitmiyor. Yemin ederim bak, ranzanın altında, ranza var çift. Tabii ki bellona falan yok yani, anladın mı? Ranza vardı, üstüne çizik atıyorduk biliyor musun? Şu gün mü bitecek, bugün mü bitecek? Lan ne güzel günlerdi. Sürekli şafak sayıyordun değil mi? Şafak patlatıyorduk vallahi. Vallahi bitsin diye yani, bambaşka bir ortam ya. Baba yatar, şafak atar diyor, aynen, diyor muydun? Aynen, baba yatar, şafak atar, aynen. Şey demişti, bize bir usta asker şunu demişti, bak benim askerlik tamam mı bitmesine... Hangi görevdeydin sen? Görev dağılımı, muhabere, revir... Muhafız, havacıydım, dinle. Dedi ki arkadaş, şey dedi, askerlik dedi, daha benim askerlik bitti, tam çıkıyorum, bana böyle yaptılar bak. Dedi ki asıl askerlik şimdi başlıyor, sen dediler mi bunu? Bak askerlik benim bitti, davul aldım. Tenis olmana yakın deniyor. Tenis olmama yakın. Askerlik tam gidiyorum, bana böyle attılar. Oğlum dedi, asıl askerlik şimdi başlıyor. Ben zannettim şaka falan yapıyorum. Meğersem harbiden. Sonsuzluk bir askerlik başlıyor. Sonsuz. Değil mi? Sonsuz askerlik var ya, yeni başlamış. Yemin ederim asıl asker şimdiyiz ya. Hadi diyorsa askerliğini yapma. Sürekli. Askeri hayatında böyle olduğu için. Aynen. Yani anlayacağınız ölene kadar çalışıyorsunuz. Yeraşık hayat. Aynen. Yani
Askerdeki, yani askerde ben hep şunu derdim. Lan çıkacağım, şunu olacağım, bunu olacağım. Şu olacak, bu olacak, şunu alacağım, Ferrari alacağım, villa alacağım. Lan askerlik bitti. Hiçbirini yapamadım. Ama an olarak kaldı bunlar. Bir de bak samimi diyorum ki dediğin gibi senin yani orada aslında biz yatıyormuşuz. Yani hani rahat yermiş aslında hani. Orada kalmak rahat yani. Buralar daha zor. Dışarısı daha zor. Böyle. Bir de insan ailesinin kıymetini falan daha iyi anlıyor. Ailesinin, arkadaşlarını, çevresinin kıymetini daha fazla anlıyor. Böyle enteresan şeyler. Yani askerde aklıma gelen şey yani ne bileyim. Tabii kız, bir de acemi, acemiler eğitiminde sana intibak bastırıyor, yapıyorlar. Eğitimleri oluyor. Tabii tabii aynen. Tabii. Onda sana böyle sivil hayatı özlettiriyorlar hani. Çok. Öyle bir özetliyorlar ki abi her şeyi özlüyorsun ya. Bak ben ekmek özledim ya. Ekmek. Sivil hayatta yaptıklarını artık bak, orada. Her şey. Ama elveda edeceksin orada. Ya elveda geçici. Dediğin gibi. Orası geçici da, olarak. He? Geçici olarak onlara elveda edeceksin. Tabii. Geçici olarak elveda dedim, kafayı sürüyordum öyle söyleyeyim. Yani neler vardı çürük karanlığa gidenler. Sonrası usta eğitimine geçtikten sonra. Aynen. Enteresan. Yemin töreni olduğunca ailen geliyor ya, o sana daha bir huzur veriyor değil mi? Aynen. Gururlandırıyor. Aynen hakikaten. Yani değerini her şeyin biliyorsun. Hı-hı. Bak tek katlı şey askerliğin ne biliyor musun? Ben güneş çok görüyorum. Kör olacağım burada. Gel şuraya. Bu nasıl bir güneş ya? Vallahi sırtım belim yandı ha. Ana bu ne lan? Ne güzelmiş lan o. Bu ne? Bu ne lan? Topa benziyor benim. Topa benziyor. Mantar da olabilir. Gel neyse ben çek. Mantar da olabilir. Yok mantar değil de top peynirleri var ya ona benzettim lan. Ya askerliğin kattı. En önemli şey yani bu tarz şeylerin lan ineden girdi nelere geldik. En önemli şey şu. Ailenizin kıymetini bilin. Kendinizin, ailenizin, çevrenizin kıymetini bilin. Yani. Kıymet tamamen bu şekilde. Başka bir şey yok. Ekstra bir şey yok yani. Anlattıklarım bu kadar. Sohbetimiz, askerlik anılarımız, stand-up'ımız kısa bir şekilde böyle. Devamını isterseniz bunların diyelim. Ya daha çok anlat böyle sohbet. Ya da de ki daha çok stand-up anlat. Hani bunları istiyorsanız böyle anı falan. Çok bende anı var. Milyonlarca arkadaşlar anlatabilirim. Yorum kısmına yazın. Hazırlıksız çekmek dinliyorum. Genelde ben hep doğa çekiyorum. Bir anda çekmeye başlıyorum. Kendi kendime. Hemen çekmek istiyorum. Bir anda. İstiyorsanız bunları mutlaka yorum kısmında belirtin. Sizin için daha iyi şeyler yapın. Bak espri de yapıyorum size. Oyun da yapıyorum. Kıymetimi bilin. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim ben size. Eğer kıracak bir şey değilsem affola. Zamanınızı aldım değerli. Teşekkürler. Öteki de görüşmek üzere. Yorum kısmına aklınızdan geçen bir şey varsa güzel yani böyle ya iyi şeyler varsa belirtebilirsiniz. Çekmeye çalışacağım bakın evde falan. Hani müsait bak burası da müsait. Ya. Çekelim sizin için. Abone olmayı unutmayın. Abone olun. Yorum yapın. Çekmeye çalışın. Yaparsak yaparız. Yapamazsak yapacak bir şey yok. Yaşamaya devam edeceğiz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.